Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini ve diğer 4. sınıf yazılıları alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Burada görmüş olduğunuz üzere ona yakın bir boşluk doldurma var ve bazı kelimelerimiz var eşit, anayasa, ifade özgürlüğü, empati, akıl, sorumluluk, çocuk, oyun oynama, özgürlük ve evdeki gibi kelimelerimiz var. İlk sorudan bakalım. Bütün insanlar özgürlük ve haklar bakımından nokta nokta doğar. Şimdi bütün insanlar doğduğunda ne yaparlar? Ağlayarak başlar hayatları ve bütün doğan çocuklar aynı yapıya sahiptir. Yani bütün insanlar doğdukları bakımdan eşittir arkadaşlar. Baktığınızda resimleri hepsi bebek ağlayan bir yapıdır. Haklar olarak da eşit haklara sahiptir. Mesela sağlık hakkı gibi, mesela yaşam hakkı gibi. Her insan 18 yaşına kadar nokta nokta olarak kabul edilir, çocuk olarak kabul edilir. Zaten 18 yaşından sonra çocukluk kısmı geçilmiş olur. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz nokta nokta, nokta hakkımızdır demiş. Bu hak ise bakın görüşlerinizi, ifadelerinizi, düşüncelerini söylediğiniz için ifade özgürlüğü olacaktır. Devam edelim. Temel haklarımız nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Bakın nefes almaya başladınız. Doğduğunuz andan itibaren sizin temel haklarınız vardır. Bunlar mesela yaşama hakkınız, sağlık hakkınız, eğitim hakkınız, beslenme hakkınız gibi temel haklarınız vardır. Bu temel haklar nefes almaya başladığınız itibaren Anayasa ile Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bir babanın çalışarak evi geçindirmesi nokta noktadır. Ya bir haktır ya bir sorumluluktur, değil mi? E bu bir hak mıdır? Değil. Bu nedir arkadaşlar? Sorumluluk. Çok güzel. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özellik akıldır. Düşüncedir, ferasettir. Yani fikir yürütme olarak da ifade edebilirsiniz. Karşımızdaki kişiyi anlamak için kendimizi onun yerine koymaya nokta nokta denir. Bu empatidir. Empatik karşınızdaki kişiyi onun yerine koymaktır. Nokta nokta hakkı çocuk haklarımızdan bir tanesidir. E çocukların hakları içerisinde ne vardır? Evet, oyun oynama. Çok güzel. Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesi ise kişinin özgürlüğüdür. Bir çocuğun odasını toplaması nokta nokta sorumluluklarından biridir. Odası nerededir bir çocuğun? Evde yani evdeki sorumluluklarından biridir. Peki okuldaki sorumluluklarından bir tanesini yorum kısmına yazın diyeceğim ama lakin şöyle bir şey var. Youtube Çocuklara özel bir video olduğu için arkadaşlar yorumları kapatıyor. Yani biz kapatmıyoruz yorumları. Onu da söyleyeyim. Ondan dolayı bunlara cevap veremiyorsunuz. Ama ben yazdığınızı varsayıyorum. Okuldaki sorumluluklarımızdan mesela sınıfımızı temiz tutmak gibi, derslerimize çalışmak gibi. Aşağıda ifade aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur. Doğru mudur? değildir. Yanlış. Mesela diyelim ki bir toplumsal alana gittiniz, bir parka gittiniz. Parkın her yerinde böyle pislikler var işte ya da siz orada otururken oradaki parka zarar vermemeniz lazım. Çöpleri mesela kenara sağa sola atmamanız lazım. Bunun sizin çevreye karşı sorumluluklarınızdan biridir. 2'ye bakalım. Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmış mıdır? Evet. A kişisi, B kişisi, C kişisi neyse hepsinin mesela yaşama gibi, sağlık gibi, eğitim gibi hakları güvence altına alınmıştır. Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışları başkalarına yapmamalıyız. Doğrudur. Çocuklar ücret karşılığı işçi olarak çalıştırılabilirler yanlıştır. Çünkü çocuk işçiler ne yapılamaz? Çalıştırılamaz. Çocukların ücretsiz eğitim hakkı var mıdır? Doğrudur. Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır. Şimdi bazı görseller var ve bu görsellerle hakları eşleştirmemizi istemiş. Şimdi burada çok bildiğimiz mesela eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun hakkı, vatandaşlık hakkı gibi haklarımız var. Hadi bakalım bunları yapalım. Hangisini hangisiyle eşleştirelim? E, eğitim hakkı. Mesela şu anda sizin yaptığınızda bir nevi eğitim hakkına girer mi arkadaşlar? Girer. Biz burada ücretsiz bir şekilde eğitim veriyoruz. Okulda aldığınız eğitimlerde yine eğitim haklarınız içerisindedir. Yani dördüncü resim eğitim hakkı olacaktır. Şimdi geldik sağlık hakkı. E, sağlıkta ne olacaktır? Aşı vuruyor. Bakın burada görsel çok net mi bilmiyorum. Bu da sağlık hakkı olacaktır. Oyun hakkı, burada herhalde yakar top oynuyorlar. Bir topun peşinde koşuyorlar. Burası olacaktır. Peki, geldik vatandaşlık hakkı. Bizim vatandaşlık haklarımızın bir tanesi nedir mesela arkadaşlar? Oy vermek gibi haklarımız var. Ya da mesela kimlik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı demek sizin vatandaşlık şunu yazayım hakkı sizin bu vatandaşla yani bu cumhuriyete bu ülkeye ait olduğunuzu gösteren bir haktır. Geldik test sorularımıza bakalım birazdan. da. Birinci soruda yan taraftaki demiş yandaki işaret hangi hakkımızla ilgilidir demiş. E şimdi yandaki resme baktığınızda arkadaşlar ne var? Uçurtmayla böyle koşarak giden bir kardeşimiz var. Ve uçurtmayı ne için kullanır bir insan? Oyun oynamak için değil mi? Yani dinlenme hakkı değil. Kişi dokunulmazlığı değil. Beslenme değil. Nedir? Oyun hakkı. Peki hocam diğer haklar nedir? Onlara da bakalım. Şimdi dinlenme hakkı dediğiniz bir insanın mesela istirahat etmesi, yatması gibi. Beslenme hakkı yemek yemesi. Kişi dokunulmazlığı dediğimizde başkasının size zarar vermesini engellemesi şeklindedir. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? Şimdi bak dikkat et günlük bana ait, mektup bana ait, özel eşyalar bana ait. Yani bana ait bir şey. Burada kişi dokunulmazlığı değil arkadaşlar. Buna da benzer ama bu değil. Burada özel hayatın gizliliği dediğimiz bir yapı var. Çünkü bunlar bizim özel hayatımızla ilgili yapılardır. Bizim yazdığımız, bizim orada kendi hayatımızla alakalı bir şeydir. İkinci sorumuz, burada bir hata olmuş. İkisi de iki soru olmuş arkadaşlar. Onlara hemen dikkat etmeyin. Yazarken gözümüzden kaçmış. Üçüncü da yani bu sorumuzla devam edelim diyelim. İkinci soru demeyelim. Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Verilen tanım, Hangi insani değer için söylenebilir? Bak burada Ali kişisi var. Burada da Ayşe kişisi var. Tamam mı? Eğer Ali Ayşe'ye zarar vermiyorsa istediği kadar özgürdür. Yani Ayşe'ye zarar verene kadar özgürlüğünü yaşayabilir. Ama zarar veriyorsa, yani başkasına zarar veriyorsa özgür değildir. Özgürlük dediğimiz tanım kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik. İnsan nedir arkadaşlar? Zeki bir varlıktır. İnsan mesela hayvan beslenir mi? Beslenir. Ürer mi? Ürer. Hareket eder mi? Eder. Ama İnsan ise mesela hayvan akıl ve düşünce yürütebilir mi? Ya hocam bizim bir köpeğimiz var. Akıl düşünce o anlamda değil arkadaşlar. Mesela bizimki gibi yaşama biçimini ayarlaması ya da hayatını geliştirmesi konusunda insanın en büyük ayırt edici özelliği nedir? Akıl ve düşüncedir. Bunu şu İslamiyet içerisinde de Kur'an-ı Kerim'de de görebilirsiniz. Biz size akıl verdik, düşünün diye şeklinde. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? Sevgi, saygı, dayanışma, duyarlılık ama beslenme bütün canlıların yapacağı bir şeydir. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Odasını düzenli tutmak. Evet çocukların evdeki sorumlulukları. Okula zamanında gitmek. Okulun okuldaki sorumlulukları. Bir işte çalışmak ne dedik? Çocuk işçi yok. Kişisel bakım yapmak vardır. Bakın size gelebilecek insan hakları dersindeki soruların çoğunda zıt cevap olarak bir işte çalışmak. Yani bir çocuğun bir işte çalışıp çalışmayacağını soracaktır arkadaşlar. Çokça mesela ben burada belki de 20-30 tane insan hakları dersi çekmişimdir. Hepsinde anlattığımız en önemli püf nokta çocuk işçi konusudur. Ondan dolayı buna dikkat ederseniz bir işte çalışamaz konusunu işaretlerseniz güzel notlar alacaksınızdır eminim. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.